İşte yine ben. <laughs> Merhaba. Şimdi boyun eğme, uydumculuk ve itaat üzerine yapılmış en ünlü araştırmalardan biri de Milgram'ın itaat üzerine olan çalışmalarıdır ya da deneyleridir. Bu videoda Milgram'ın bu deneyleri yapmasına ilham vermiş olabilecek durumlar hakkında konuşmak istiyorum. Ha, dikkatinizi çekmek istediğim ilk şey, bu deneylerin 1961 yılında başlamış olması. Bunun önemi şu: Milgram deneylerine diğer itaat çalışmalarında olduğu gibi bir duruma cevaben yaptı. Milgram örneğinde bu durum, Yahudi soykırımındaki vahşetti. Milgram Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1933'te New York'ta doğdu. Amerika'da doğmasına rağmen ailesi Avrupa'dan göç etmişti ve Milgram da bunu biliyordu. Hatta bir arkadaşına yazdığı mektupta şöyle demişti. Pırak'ta Almanca konuşan bir Yahudi topluluğun üyesi olarak doğmam ve 20 yıl kadar sonra bir gaz odasında ölmem gerekirdi. Nasıl oldu da Bronx'ta bir hastanede doğdum anlayamadım. Milgram ve ailesi İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da olmasa bile Milgram'ın bundan derinlemesine etkilendiği açıktır. Milgram üzerinde çok etkisi olan diğer bir şey ise İkinci Dünya Savaşı sonrasında Nazi liderlerinin yargılanmasıydı. Özellikle Nazi lideri Adolf Eichmann'ın yargılanması Milgram için çok etkili olmuşa benziyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Nürnberg'de yargılanan diğer Nazi liderlerinden farklı olarak Eichmann 1960'ta Nazi avcıları tarafından yakalanıncaya kadar Güney Amerika'ya kaçıp orada kalmayı başarmıştı. Özellikle de bu tarihe dikkat edin. Çünkü Milgram deneylerine başlamadan hemen önce Eichmann yakalandı ve mahkemede ölüme mahkum edildi. Fakat sadece bu yargılamanın zamanlaması değil aynı zamanda Ayman'ın kendisi de Milgram için önemliydi. Eldeki tüm kayıtlara göre Ayman aslında gayet normal biriydi. Sıradandı ve normal bir karakteri vardı. Ve diğer Nazi liderlerinde olduğu gibi yoğun bir nefrete sahipmiş gibi görünmüyordu. Bu yüzden Ayman'ın yaptıkları oldukça kafa karıştırıcıydı. Yahudileri ölüm kamplarına göndermek de buna dahil. Bu sürgünü organize edenin kendisi olduğunu itiraf ettiğinde oluşan sonuçlardan dolayı kendini suçlu görmediğini söyledi. Milgram'ın deneylerinden yıllar sonra Ayman'ı yakalayan Nazi avcısı Simon Wiesenthal şöyle dedi dünya masa başı katili kavramını artık anlıyor. Biliyoruz ki birinin milyonları katletmesi için fanatik, sadist ya da ruh hastası olması gerekmez. Vazifesini yapmaya istekli sadık bir yandaş olması yeterlidir. Bu son kısım Milgram için önemliydi. Çünkü Ayman da aynı şeyi söylemişti. Hatta hem öteki nazi subayları hem de sıradan Alman vatandaşları da öyle söylüyordu. Onlar sadece emirleri uyguluyorlardı. İşte bu Milgram'ın deneylerinde ortaya koyduğu temel düşünceydi. Sıradan insanlar belirli durumlara konulduğunda diğer insanlara karşı vahşice davranışlara girişebilir. İşte Milgram bunun doğru olup olmadığını bulmaya çalıştı. Deneylerinde sıradan Amerikalılara, Nazi askerleri gibi emirlerin aynı şekilde uygulatılıp uygulatılmayacağını öğrenmek istedi. Yani sadece otorite olan birisi istiyor diye masum insanlara kötülük yapılıp yapılmayacağını görmek istedi. Biraz bu araştırmanın önemini düşünmenizi istiyorum. Çünkü Yahudi soykırımı ile ilgili tartışmalarda gördüğümüz şekilde insanları kişiliksizleştirip suç ortağı yapmak çok kolay. Onların çok kötü, bizlerin çok iyi. Onların katil, bizlerinse ahlaklı olduğunu düşünmek işin en kolay yolu. Ancak Milgram deneylerinde bunun o kadar da kolay olmadığını buldu. Öyleyse bunu aklımızda tutarak onun çalışmaları, çalışmalarının sonuçları, sonuçların neden tartışmalı oldukları ve üzerimizde oluşturmuş olabileceği etkileri hakkında konuşalım biraz. Ne dersiniz?